Ne diyeyim lan, namaza kalktım, gece 3.30'da uyudum, 8 şu an enerjiyim. <laughs> İhtama bakın arkadaşlar. Herkese selam dostlar, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Artık bak mı arkadaşlarım desem bilemedim. Bu videoda dönüş işlemimizi gerçekleştireceğiz. Bir de sürpriz bir işlemimiz olacak, ondan da birazdan bahsedeceğim ondan da. Videoya geçmeden bir şey söylemek istiyorum. Bir süre yayınlara ara vereceğim arkadaşlar. Öncelikle gelip vaktini ayıran bir saniye bile uğrayıp selam veren herkese çok teşekkür ediyorum. Vakitlerini ayırdıkları için. Ee, çok güzel muhabbet ediyorduk. Her gün açıyorduk. Arada gelen arkadaşlar oluyordu. Zaten her zaman gelen arkadaşlar var. Hepsine tek 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 çok teşekkür ederim. Ee, bunun sebebi de şu arkadaşlar. Bu arada videoları hani aksatma, geciktirme vesaire onunla alakalı bir şey yok. Sadece yayınla ilgili çok kısa anlatayım hani ağlıyor vesaire de diyenler olmasa sevinirim. Sadece çok kısa anlatacağım. Uzun olmasın. Biliyorsunuz fabrikada çalışıyorum. Hani bu şekilde günde 13 saat yeri geliyor mesaiyle 14-15 saat çalışarak zaten biliyordum bir yere gelemeyeceğimi de. Hani sıkıldım diyeyim açıkçası. O yüzden akşam 3 saat işte işten gelince yayın yapacağım ama bilgisayar programı olabilir. Kafamda birkaç bir şey var yani. Herhangi bir şey yönelip Gelir sağlamak amaçlı öyle bir şey yapmak istiyorum. Hani çünkü hani tabii ki de herkesin görüşüne saygı duyarım ama. Hani bu şekilde hayatım boyunca günde 13 saat 14 saat e, çalışmak istemiyorum. Hani iş 8 saat olsa bile İstanbul'da yine 3-4 saat yola gidiyor. Teşekkür ederim. Tekrardan kusura bakmasın e, şu ana kadar gelen arkadaşlar. Soranlar vesaire her gün gelenler oluyordu. Özür diliyorum. E, sebebi budur. E, hafta sonları ya da arada bir açabilirim. Ama zaten bir süre dedim yani bir süre sonra inşallah tekrar her gün yine açarız bir süre hani dediğim şeye önem vermem lazım. Ee, extra'dan açarsam da YouTube'da da açacağım. Hani ben sadece Twitch'te değil eğer Twitch'te de açarsam aynı anda ikisinde de açacağım. O yani haberinizde olmuş olur. Tekrardan teşekkür ederim. Videomuza geçelim arkadaşlar. Şöyle direkt envanteri açarak geçmek istiyorum. Bu arada skill'i görüyorsunuz. Ben onu biraz ilerlettim. Ee, G olmadan önce göstereceğim vakitten almak istemiyorum. Üstümdeki sandıkların hepsini aldım arkadaşlar. Şöyle güzel bir diziyim. Şöyle dizdim. Üzerimde 5, 10, 15, 20, 22 buçuk paket. Yani 4500 tane olmuş oluyor. Gümüş sandık var. 200'ü okey. Okay. 800'ü yut nori. Kalanları da gümüş kral. Ee, Ayrıyeten şu kadar da para var. Az önce pazar çarlarından topladım bu parayı. Şimdi ben hazır bu geçiş işlerini ben seviyorum zaten biliyorsunuz. Bu geçiş işlerini severken... Şimdi bir geçiş işlemi daha yapacağız. Ee, bunları götüreceğim. Arkadaşlara götüreceğim tekrardan. Orada gerçekten yani Ederna satabiliyorum. Aa, şunları canlı canlı bizzat 2 ya da 3 paket unuttum. 36'dan kendim sattım. Şu an camda en ucuz 38-39 orada. Ayrıyetten takasladım da da 38'den saydım. Biliyorsunuz geçen videoda kılıcı almıştık. Şimdi bunlar satılmıyor burada. Ee, o yüzden bunları götüreceğim. Savaşçımın yan çarıyla götürmeyi düşünüyorum. Ona vereceğim. Kalan parayla da başka bir şey mi alsam yine şu sandıklardan mı alsam kararsızım. Bizim serverda 25 won yani 35'e satsam bile 10 won. 2 tane satsam git gel yol paramı karşılıyor. Öyle bir düşüncem var hani bunları da satmış oluruz hem. Yani. Şimdi bunları açıp metal çıkarsam büyük bir katkı sağlamayacak bana. Çünkü metalle basılacak eşyamız yok. Eşya almak için satsak daha iyi diye düşündüm. Arkadaşlar böyle üzerime aldım. Kararım değişmeden Direkt şu olayı bir yapalım beraber. Yok artık ya. arkadaşlar <laughs> demin arkadaşlar da kor aldım. Bak bagcana mı da nesne marketi başka bir hesapla açıyorum. Yine korçuk <laughs> ve takılıyor. Muazzam. Hemen şuraya arkadaşlar yazalım. Ya aman aman dandana kan almayalım da. Böyle arkadaşlara tıkladım. E sıkıntı yok satamasak da kullanmadığımız bir hesapta kullanmadığımız pazarda satılmayan duran sandıklar duruyordu ki satacağımızı düşünüyorum. Gidip geliriz en fazla 1600 hep zarar ederiz. Şimdi ben bakayım bakayım ne koyabiliriz ne edebiliriz. Bu hesap burada bir dursun. Şu an e, gördüğünüz gibi arkadaşlar da hafif sandık yok. Bir ona bakmak istedim. Bizde var. Şöyle tanesi 1.6'ya falan geliyor. Bu 14 tane bir almak istiyorum. Şöyle 22 ondan. Hafif sandık. Bu silahların en ufak artılarını da istiyor biliyorsunuz. Şöyle şuradan birkaç paket daha almak istiyorum. Bir tane meçhul arkadaşlar alalım. Bir tane de şu bulbaf buff diye arkadaşlar alalım. Toplamda 24 tane e, hafif sandık almış olduk. Bir tanesini 2.2'den falan satsak bile 60-70 hem kar yani bir taneden. Yani 16-17 falan kar yapıyor yani. Bu hesaplar güzel ama genelde tutmuyor. Ee, bu arada hemen ekranı arkadaşlara verelim. Buradan da rapor verelim. E, zaten parça kasımına vesaire devam ediyorum biliyorsunuz. Premium dükkandaki parayı çektim. Titan'ı takasladığımız geçen videodaki ahenk kıyafeti satıldı. Benim kendi zırhım satıldı. Eski ormanlı kullandığım onların içi satıldı. Haricinde zaten diğer satılanları söylemiştim. O parayı da üzerime aldım. Bir tane kusur yüzleri silah taşı satıldı. Şu an tekrardan 10 on düşmüş. Bunu ellemeyeceğim dursun üstümüzde en kötü balcada falan satırız orada da zaten 9 çıkmış tekrardan ee, burada da 260 won bir paramız var bir tane şöyle item almak istiyorum başlayalım bakalım item alaraktan 30 won'a bir tane güzel atış ayakkabısı buldum 1000 ipi 10 kritikle 30 won'dan bunu alıyorum bahçenemde şu an 40 won'dan değişmelikler başlıyor. Hani 41-42'ye bile sattığımız senaryoda gayet güzel. 38'e bile satsak mükemmel bir karı var. Bir de göstermem gereken birkaç bir şey daha var. Ee, şöyle bir pet aldım. 12 bondan aldım bunu arkadaşlar. Bir arkadaştan aldım. Ee, video kaydında değildim. Videoda başlamadığım için çekemedim. Üzaydeden de 10 tane kutsama aldım. 5'lisi 562 hepten aldım. Ee, zaten hani Cordura Konis, Demiki, Geçiş vesaire vesaire 4 kaç türden hepler buraya kadar düştü. Bunu da kullanırız diye. Bir tane de betçi çıkarttım. Vay iyi, çıkarmaz olaydım. Abi bir gün önce çıkarttım bunu. Yine kayıtta değildim. Valla 45-50 sandık açmışımdır. İki kutsam ondan çıktı. Canımı okudu ya. Açıkçası var ya bayağı da bir hani zarar ettik ama bekçisiz de olmuyor açıkçası. Şimdi arkadaşlar da insan yok. Elementte. Günün çoğunlukla iki kişiyiz günün çoğunda. O yüzden sıkıntı oluyor. Mecbur simya artı betçi şart. 63 oklardan korumam olduğu için. E, mat setti. Dandik bir bedenselim ben sonuçta zor oluyordu. Mecbur vallahi girdik. Olsun çıkarttık. Sıkıntı yok yani. 12 13 won maliyeti olmuştur diyelim. Belki 15 won. İki de kusama çıktığı için az bir şey amorti etti. Biraz da sandık alacağım 1 15 civarından. Çarın üzerine bunlarla da doldurabilirim. Çünkü orada şu an 170 1.75 diye gidiyor. Ben de sattım zaten o fiyattan. Bizde 1.15 ee, az gibi ama verdiğimiz paraya göre yani neredeyse %50 gibi bir kar var. Güzel. Biraz alayım bundan. Şu an ne art 9 ne art 8 şimşekli bir beceri kas yok. Biraz vaktim kısıklı olduğu için e, çok aşırı detaylı bakamıyorum. Fakat e, basitlemlere bakmak istedim. E, bir an önce alıp e, kalkmam gerekiyor bilgisayar başından şu anda. Şöyle 15 şimşekli daha doğrusu 16 şimşekli. HP üretimi, CP absorbesi de var. CP absorbe önemli de Mesela ben hiç mavi bot kullanmadan yapıyordum. Sondaki boss da 8 ondan şöyle bir dragon başlık almak istedim. Sandukalar arkadaşlar da pahalı olduğu için kasmak isteyen onun olup item dizmek isteyen olur diye düşünüyorum açıkçası. O yüzden aldım. Bir tane de 10 ondan var. Onu da alıyorum. Bunu da alacağım. Bak da kıttık var şu an. Artı 9 alayım dedim kalmamış. Bir tane değişmelik 6 ondan beceri sura kaskı alıyorum. Bak teter biraz kafa karışıklığı olmasın. Serverları göstereyim. Son olarak da şöyle bir tane 8 metin eldiven alayım 8 bondan. Şu an en ucuzu 70 on orada biliyorsunuz. Birini 65, birini 73'ten satmıştım ama onlar tabi 12 çeşitliydi. Bakalım bunu da 65-66'dan satabilirim diye düşünüyorum. Son olarak şöyle üzerimizde gösterelim. Deminki sandıklarımız şöyle pazardan bir tane zırh buldum dedim. Bunu da satmaya götüreyim. Zamanım olmadığı için başka şeyler alamayacağım maalesef. Şöyle zaten Alırken hepsini gösterdim. bu gitsin. Bizim savaşçı gelsin bakalım. Neler olacak devamını göreceğiz. Artık ben ufaktan kapatayım. Bir sonraki gün geçiş oldu. gün görüşürüz. Arkadaşlar en son izlediğiniz kaydın üzerinden bir buçuk gün falan geçti. Ben bakım olacaktı. Yani acele çıkmam gerekiyor deyip bir alıp çıkmıştım. Şehir dışına gitmem gerekiyordu. Şimdi geldim. Çar da o sürede bayağı ota avdaydı. Bakmaya çalıştım telefonla da. Dünya süreleri de bitti bitecek. bir saate kalmış. Ee, şuradan çıkalım. Arkadaş bana ulaştı. Nereye takıldı bu? Cmast atlı arkadaş ulaştı. Sabah da bakım var gideceğiz. İyi denk geldi. Bir kahraman atılacakmış. Hemen gidelim. Vitamin'i teslim alalım. Şöyle hemen zırhını teslim alalım. Bir kahraman atalım arkadaşa. Ee, atımını göstermeyeyim dedim. Hızlı olsun dedim. Ee, kahramanı da attık. Hemen teslim edelim. Hani çok gösterdiğim için... Arada göstermeyeyim arada göstereyim dengeleyim diyorum. Hemen giderim. Saat şu an 23.40 salı günündeyiz. Vereyim şunu gideyim iki lokma bir şeyim. Şey Banyodan yeni çıktım. Ondan sonra bakalım ne alıp satabiliriz. Yarın izin almıştım fazladan bir gün. Arkadaşa şöyle teslim edelim hemen. Ee, güle güle kullansın. Abi şu laga bak. Şimdi bu lagda 100 set level nasıl vs atalım biz. Hayrını görsün güle güle kullansın. Bir kontrol etsin arkadaş. Kontrollerini de yaptı. Tekrardan güle güle kullansın. Hayırlı olsun. Benim kalp gene gözükmüyor. Efektler kapalıdır. Bu kalbi göstermem lazım. Şöyle ben kendi filtrelerime geçeyim. <laughs> evet. Kendime geldim. Tekrardan saat bir buçuk bilgisayarın başına oturduk. Uyuyacağız uyandığımızda bakım olacak. Yarın da izin almıştım iş yerinden. Böyle satışlarımız olmuş. Onu bir göstereyim. 131 bunu 55 bir satış olmuş. Zaten zırhım kalmadı. Göstermiştim onu. Böyle alalım üzerimize. Tüm kuzey rüzgarı silah taşları gitmiş. Çok güzel. Şimdi ben öncelikle tüm itemleri üstüme alacağım. Burada itemi unutmayalım. Evet itemleri üstüme aldım. E, şunları tekrar depoya koyacağım. Bunları bir daha satmaya deneyeceğim. Çitlenmek geldiği için. Depoya koyacağım. Bunları aldım üzerime. Kılıcı vesaire de aldım. Onları satmaya uğraşmayacağım. Gerek kalan itemler burada zaten. Şöyle depomuza da koyduk. Şöyle bir 3 tane ev kuponu almak istiyorum. Yani ayret verici fiyatlar ya. Abi bu fiyat ne gözünüzü seveyim ya. 12.5 won nedir ya. Çok yani... Benim için güzel. Benim için güzel. Ben hep çeken biri değilim de. Hep çeken insanlara yazık ya. 12 ondan satılmaz gibi be kardeşim. Sen de alayım bari. Çok ucuz ya. öyle kullanalım hepsini. Hep lazım oluyor. Güzel oluyor. 5500 hepimiz oldu. Tekrardan bak canamaya geldim. Biliyorsunuz şimdi sabah geçiş olacak. Çitlenmeyin üzerine bir şeyler almaya çalışacağım. Böyle serumumuzda 108 won küsürlük bir satış olmuş. Hedef sunalar gitmiş. Hayırlı olsun alanlara güle güle. İnşallah istedikleri hepsini gelir. Böyle para üzerimize alalım. Tiyuda da satış olmuş. Bakalım nasıl bir satış olmuş. Oo çok güzel. 64 wonluk bunda satış olmuş. Bunda ne gitmiş bilmiyorum. Hayırlı olsun alalım üzerimize. Ve son olarak şamanımızda da satış olmuş. Patlayacağız gibi bir hissiyat var ama dur bakalım şöyle. Açıyorum. 13 won. Güzel. Bir bon falan olacak diye korktum. Güzel bunda da 13 wonluk bir satış olmuş. Bir arkadaş videoya selam söylemiş. Burada... <laughs> <laughs> Camdayı tam bakarken kalmışım. Bir anda bir şey yanıp sönünce fark ettim. <laughs> Aleyküm selam teşekkür ediyorum. Ya yol yorgunluğu var biraz. Ya yolda uyusak da hani bu kadar oluyor ancak. Şimdi şu an gördüğünüzler arkadaşlar da tekrardan 12 bona çıkmış artılılar. Hatta benim pazardakileri de demin gösterdim satılmış zaten. O yüzden çitten mit gidecek gitmeden biraz da artılı taş verelim üzerine. Ne kadar kar edebilirsek o kadar iyi bizim için. İtem almak çok tercih ettiğim bir şey değil benim. Şöyle artılı taşlardan 9-10-9.5'a kadar biraz toplayayım bakalım. Birkaç şey daha bakmak istiyorum. Ona göre şu anlık hepsini almayacağım. Tamam ben birkaç paket daha alayım von bozdurup. Şu an von kalmadı. Ondan sonra bakalım başka bir şeyler bulursam geleyim. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar da 10 von olmuş yumurta. Hemen bak canımıya geçelim. Bizde de neyse pazarda yok da. iki tane süresi uzun var neyse ki. Şunları alalım. En kötü 8'e zaten direkt gidiyor. Yine her türlü kar. Bunları da alalım. Bunları da veririz. Cidden bir. Yani şu an ilgimi çeken bir şey var. Bir tane Mitsi yaşam almak istiyorum. Bak canım da Mitsi mat daha pahalı olmasına rağmen. Şu an arkadaşlar da hani anlık bir yükseliş mi oldu bilmiyorum ama mükemmel yok yani. 110 110'dan başlıyor. iki tane var sonra 130'a çıkıyor. iki tane var. 140 150 de göstereyim hatta ben. Hani tamam hadi bu takılabilir. E bu atmalı niye 110'a koydun? Derken böyle böyle zaten efsunlar falan başlıyor. Bir tane de mükemmel yaşam almak istiyorum. Çünkü benimki zaten satılmış. Kar olanında güzel. Yüze atsak sabah direkt gitse. Hani 10 mum fark var diye alsalar alabilirler. Şunu da alalım şöyle. Pazarımda hiç beta item kalmamış. Yani benim bagcada da kalmamış. Şu an arkadaşlar da bir safir kolye bakayım dedim. Değişmeni 21. Şöyle taşı da eklenmiş. da bir tane. Hatta hep biz de olsun gözü güzel gelsin. 15 fondan şöyle alalım artı 9. Taşları da ekli bunu da geçirelim. Şöyle gördüğünüz gibi bakcanım da 22, 23, 25, 30'a doğru giden bir e, piyasası var. Safir bilezikte. Ama arkadaşlar da 18'den başlıyor ve şu 18 değişmelik 7 sunlu. Gayet güzel bunu almak istiyorum. Bu sefer de arkadaşlardan bakcanımı alıyorum. Kafamız karışmasın. Şunları da şuraya koyalım. Arkadaşlar inanmayacaksınız. Uyuyakalmakla kalmakla şey arasında gidip gelip geliyorum. Arada çarları karakter attırıyorum. <laughs> Denemek için çektim çekti abi. Arkadaşla konuşuyordum o da sağ olsun buradan selam olsun bu arada. Videoları izliyormuş. 9 yanktan küpe çektim abi. Değişmelik. Altıda üstte de değişmelik küpe. 50 ST'li küpelere bakıyordum. Gitti be. Ama bunun sahibini de bulamam artık. Biliyorsunuz bir tane kas çekmiştik. Onu vermişti de. Ama bunun sahibini bulamam. Fate gibi bir şey zannettim. Bazen kuruyorlar çünkü heyecan yapıyoruz. Hele süper itemler kuruyorlar lan diyorum işte şimdi oldu. <laughs> Sana fate çıkıyor. Ama bu fate değilmiş. Artık arkadaş hakkını helal et. Bir tane de şöyle bir zümrüt tüp almak istiyorum arkadaşlar. Ee, şu an arkadaşlar ucundayım Bir kere oldu üst işte. Şimdi 78 ondan var 50 stl 78'den başlıyor. Fakat benim bulduğumun şöyle bir avantajı var. Benimki de LS Şimdi o 78 olan 20 şeytan yok bir kere. Şeytan hani olmazsa olmaz gibi bir şey olmuş artık bu küpelerin. 80 mona var 20 şeytanlısı. Ben bunun üzerine 4 mon veriyorum. 400 IP alıyorum. Yani 6-7'si benim açımdan çok daha güzel olmuş oluyor. Estral'ın 15 oku da var. Hani bilmiyorum. Bence çok daha güzel bir item olmuş oluyor. Şuradaki potu da atarsak öyle 84 won 25 m değil 84 won'dan hayırlı uğurlu olsun arkadaşa şunu da alalım yani satabilirsem 35 strl olanı bunu kullanmayı düşünüyorum benimki de hatırlıyorsunuz yine aynı şekilde 35 str 400 ip 15 ok 20 şeytandı buna geçebilirim belki bunu da satabilirim şu anlık bilmiyorum ama şu anda bagjana mı da en ucuzu 100 won 6 falan yok hani 6 sadece dümdüz 50 str'li Sonra 110 115 diye gidiyor. Yani bunu 105'e alsak bile 21 won temiz bir karımız olur ve gider diye düşünüyorum. 6 7'si ve üst sunu çok güzel. Şöyle son raporumu da vereyim arkadaşlar. Bakcadan arkadaşlar içe çitlen bir hesabımızda olan biten budur. Yani asıl sebebim gitmekteki asıl sebebim şu sandıklarımızı satmak. Çünkü burada gerçekten hani ederi çok düşükten sayılıyor. Onun haricinde yumurta, kolyesi, silah taşı artısı, Sandokası derken de biraz da e, kar etme niyetim var. Bakalım inşallah başarılı olur. Saat 2.34 geçiyor şu an. Ben bundan tüm şartları tamamlamıştım. Hatta son kez aklımda kaldı. Sonca evli mevli hiçbir şey yok bunda zaten. Postacı açtı hiçbir şey yok. 6-7 görevi bile alınmamış tamam. Arkadaşa bir kalp atalım teşekkür ederiz. Şöyle çıkışımızı atalım son olarak bundan. Artık bu çarlı işimiz kalmadı. Arkadaşlar e, bu hesabımızın da şöyle sonuna gelelim. Bunu en son yine böyle e, buraya bıraktım. Daha fazla parasını harcamaya gerek duymadım. Simyalar var ama gerek duymadım açıkçası. E, simya piyasasına pek güvenemiyorum şu anda. O yeşim harici onu bir denemek istiyorum açıkçası. E, şöyle kalsın bu da bakalım. Tekrardan kahraman kasmaya bıraktım. Tekrardan bunu da parça kasmaya bıraktım. Yatalım bakalım. Artık bakımdan sonra görüşürüz. Arkadaşlar namaza uyanmıştım. Şu reis bunları alsın hemen depodan kolye de vereceğim. Çok acil 30 moda ihtiyacım var. E, demin göstermiştim zaten şeyi. Hani aldığım itemleri. Evet item getireceğim depodan reis. Hemen yazalım. Acayip bir şey buldum. Keşke almasaydım o ateş ayakkabıyı verdi. Allah razı olsun abi. Hemen koş abi koş. Koş 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 pazarı aç. Abi kusursuz yeşim. Hipi hipi bir hipi yenileme. Oh. Arkadaşlar. Abi. 150 won aldım bunu abi. 400-450 won. Adama hemen itemlerini vereyim abi. Piyasa altı sattım. Aşağıdan bağırıyorum. Görüyorsunuz. Hemen itemlerini getireyim adama. Hemen hemen hemen. Vallahi reis işimi çözdü. 6 wonluk demiştim. Hemen 3 tane 9 wonluk kolye vereceğim ona. Normalde ikisi zaten 45 falan ediyor. Şöyle alsın. Abi bu bir. Bu iki. Şu ikisini vereyim abi. Allah arkadaş çok sağ olsun. Üstünde bir bom vardı onu da verdim. Hani ben bunu ıı, düz kolye zannediyordum. Kusura bakmasın. Teşekkürleştik zaten. Ee, hani verdiğim itemler toplam 52 53 eder. 37 verdi. Bir bom da üstüne verdim. Valla işimi gördü. Çok sağ olsun arkadaşlar. İtem bu ya. Şunun bir süresini uzatalım mı? Şunun bir süresini uzatalım abi. Aman bir dakika. Yanlış şeyi uzatmayalım. Hemen beraber uzatalım. Mükemmel ya. Valla Allah mükemmel mi taksam şey mi taksam düşünüyordum bunu taksam mı ya? Abi. Ya ne diyeyim lan namaza kalktım. Gece 3.30'da uyudum. 8 şu an enerjiyim. <laughs> İtama bakın arkadaşlar. 375 bom 350'ye görmüştüm. Oha demiştim iyi fiyat. Ondan sonra 450'den aşağı görmemiştim. Hatta bir bagcıya girip cam açmak istiyorum size. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Ee, bakın şimdi. Ve TPP fiyatı bu. İniyoruz, iniyoruz. Bulamadık lan. <laughs> Canımda bulamadık da. 400, 425 falan. 150 onu aldık ya. Valla Allah razı olsun Kur'an arkadaştan. Ki şu ayakkabıyı da o arkadaştan aldım. Ya bunu bir ara zaten bak şöyle göstereyim. 75 fon nerede o? Bunun PMS'i gitmiş mi? He bak burada. 75 fon falan yazıyordum buna. Ya zaten şu an 105 fon burada bile en ucuzu. Abi bunu falan satmaya çalıştım. İtem yansıtıyorum. Alttan piyasa altı yazıyorum. 37 mol lazım abi diyorum. Herkes reddediyor falan. Allah'tan şu arkadaşı buldum. Çok sağ olsun. Zırhı gösteriyorum. Çüpeyi gösteriyorum. Lan silahı bile verebilirdim. Acayip şey yani. Neyse buldum Allah'tan. Şimdi şunu yanıma alacağım arkadaşlar. Ee, şu da dursun. Bak bu çok güzel item. Bu bir hafta dursun burada. Çitten bitle. Zaten şu iç termleri atacağım. Bunu yanıma alacağım. Bunu etme için almıştım. Şunu şuraya koyalım. Şimdi bakım var çünkü sabah. Güzel bir ayarlama yapalım hemen. Ya bir yandan e, hazırlıyordum. Pazarın sahibini buldum. Hani Bayağı bir item atıyormuş. Daha var falan dedi. Dedim para yok. O anda da arkadaş yazdı. Beyle Efsun'u bizim beceri kaskı atmış. 3 element gelmiş. Şimdi şey de 15. Güzel güzel. Ne 20 bonu ya? değişmeni 20 bonu üstünde kutsamalar vardı. Biraz piyasa altından verdim arkadaşa. Bir tane de ayırdım kendime. Çikolatalar, carcutlar. Sağ olsun aldı. Teşekkür ederim valla. İyi param yok çünkü şu an. Hidra yüzü çıkarmaya çalışacağım. Şimdi yatacağım. Bakıma kadar hesap açık kalsın. Bakalım çıkacak mı? Böyle tüm parayla alalım. Hızlıca açalım bakalım. Ya benim çift ipi mükemmel mi taksam? Bunu mu taksam? Tam olarak böyle sunum. Bunu düşünüyordum. Şimdi bundan arasında Pet falan her şey dahil 2000 HP fark var. Yani mükemmel HP'si daha fazla. Ee, ama buna ek olaraktan bunun 4 HP absorbesi, 11 HP yenilemesi, 4'te rüzgarın gücünü rüzgarın dayanıklılığı fazla. Yani e, 2K HP için Petmet her şey dahil 2K HP için 4 HP absorbe, 11 yenileme, 4 rüzgar dayanıklılığını ve gücünü çöpe atsam mı bilmiyorum. Tabii ki de fiyat farkları var. E bu üç, ya buna 400 de hadi düz hesap. Ona da 250 de. Ya ikisinde 20 30 DM aşağı bulabiliyorsun ama hani 150 bonda fiyat farkı var. Ama bir kere takıyoruz. Takmışken e, e da bulmuşken bunu takasın var aslında ama Yakut da takamadık. <laughs> Biz bu gidişte zaten Yakut takamayız da silah mili aldık. Bilemedim valla görüşleriniz varsa yazarsanız sevinirim. Fiyat farkını boş verelim. Birisi 2000 ip fazla veriyor. Birisi 2000 ip eksik veriyor ama fazladan 4 HP absorbe. 11 HP yenileme. HP yenileme biliyorsunuz şu slotlar ölünce vurduğun hasarın yüzdesi olarak. Mesela %10 HP yenilemen var mı üstünde? Bir tane. %10 şansla vurduğun hasarın %10'u kadar HP'yi alıyor çar. Ya zaten böyle atlı attı HP doluyor direkt. Absorbeden falan güzel ama tabi şansla bir de slot ölmesi gerektiği için boss falan keserken vesaire yaparken metin falan e Metinde de yarar da slot ödünde yarar. Fazla e, boş konuşmayayım. Bir de 4 rüzgarı var. 4 rüzgar, 11 ip yenileme, 4 ip absorbe mi yoksa 2000 ip mi? Ben ip'i sevdiğim için pet'e de yüksek ip'i getirmeye çalışacağım için mükemmel düşünüyordum ama sanırım kusursuz daha iyi olacak. Bir bekliyorum yorumlarınızı bu arada. Bunları da hızlıca açalım. İnşallah arkaya bir tane Hydra'nın yüzüğü çıkar. Metal falan istemiyorum. Bakıyorum. Maalesef çıkmamış. Yapacak bir şey yok. Başka da param yok. Onemim kaldı sadece. Gideyim şununla BK okuyayım bari çara onemlik. Ondan sonra yatayım. Zaten bakıma da iki buçuk saat kaldı. İki buçuk saat e, boş dursun çar. İdre'ye de gelmiştim ama bakalım e, kimse yok. Ben çıkayım artık. Bakımdan sonra görüşürüz. Bir arkadaş isim önerisi yapmıştı videoda söylemiştim sağ olsun. Onu pek beğenmedim. Ya yani çok bulabildiğim bir isim yok ama Bakalım aşk çiçeği de yapmak istemiyorum. Bir karizmamız var. O isim de bende. Evet an itibariyle bakın bitti. Önce arkadaşlardan başlayalım. Çitlenmemiz geçti. Benim diğer hesapların Ege'dekilerin yanına. Şöyle başlayalım bakalım. Adını ne koyalım bunun? Çok içimde kaldı ya. Alınmadıysa bu serverda bunu koymak istiyorum. Maalesef alınmış. Hemen buna bir isim koyalım. Hatta direkt buna EAD koyalım. Kalsın. Ee, zaten bu sunucuda da ad alınmış olsun. Güvenlik, güvenlik biliyorsunuz ya arkadaş çok garip insanlar var ya herkesin fake hesabına açılan nasıl karaktersizlik bu bilmiyorum. Evet, itemlerimiz geldi hemen depoya bir ticaret camı bir de satılacak diğer itemleri bırakmıştım onlara bakalım aynen öyle hepsi burada ama evet bir slot fazla şunu şuraya koyarsak hepsini üzerimize alabiliriz galiba bir tek yılan cilasını alamıyoruz pazar kurduktan sonra onu da alırız sıkıntı yok Itemleri ayarladım hemen şuradan bir tane At alalım çarşıya doğru yola çıkalım arkadaşlar. Evet bu hesap da mavi bayrak olmuş. En son hani sarıydık ya ama buradaki hesaplar mavi olduğu için mavi olmuş. Hemen gidelim güzel bir pazar kurayım ben. Sonra hemen size rapor geçeyim. Arkadaşlar pazarı bu hesabı kurmaya karar verdim. Manidar bir hesabım. Bayağıdır var insan aldatır diye. Hayat tecrübesi. Şöyle pazarımı göstereyim. Birazcık premium dükkan çevirdim. Sandıklarımın çoğu burada. Şöyle başlayalım. E, 200 Zodyakları en ucuz fiyata attım. 1.70'di şu an. Bunlar satılsın. Bunların hem yer kaplıyor hem de bunların biliyorsunuz kar oranı %2 olarak çok güzeldi. Kendi pazarımda duran 400 tane gümüş okey getirdim. Şu an 200'ü 46 on burada. Ben 44'e kurdum. Şunları da yüzde olduğu için birazcık fazla yazdım. Yan sınırına takıldım. Gümüş yutları yok pazarda. Dedim gümüş okey 44 derse yutnori'yi de 40'ten hesapladım. 200'üsünü 40'a attım. Yüzlerini 20'ye attım. Gümüş kralı 36. 200'üsü şöyle yüzlerini de 18'e attım. 50'li falan da kuracaktım ama yan sınırına takıldım. Birazcık bir şeyler bakalım gitsin. Hafif Alastor sandığı almıştım biliyorsunuz birazcık. Tanesi 2 bondan kurdum. Artılı silah taşları 14.2'ye çıkmış. Dedim birazcık hazır pahalıyken satalım. 13.5'a düşürdüm. Ya yani bunu 9'a bile düşebilir. Bu her an düşebilir. Düşmeden satarsak iyi olur. E, i̇zinli olduğum için bugün e, belki hani hep pazarı hemen kurdum çünkü bakın bitti. Satılabilir. Yumurtalar 9.80 10 2 tane var. 9.40'tan koydum. Çağrı çok güzel. Satılırsa güzel olur. 2.5'tan cilalarımı koydum. Cilalar ümitsiz vaka. E, turmalin bilezik olsun. Kolyalar olsun. Bunları pazara baktım. Düşük fiyattan koydum hepsini. Değişmeli zaten hepsi. Şu bilezi 15 onu almıştık biliyorsunuz sabah bakımdan önce o mükemmel yeşim mükemmel değil. mükemmel ama kusursuz olan mükemmeli alırken bunu attım bunu bu serverda bıraktım bilerek beceri kask yok bu serverda bakcada 8 9 onluk kasklar şu an 15 ile 17 attım birinde bir şimşek fazla değişmelik dragonu bu fiyata attım pazarda 150 160 ona kadar beceri şaman zırhı yok bunu 40 atıyordum bak da 50 attım dedim bunun savunması falan da var hiç de yok pazarda alırlar diye düşünüyorum Eldiven biliyorsunuz 48 10'a mı 45 10'a mı almıştık. 65'e attım. mükemmelliği şimdi 105'e attım. Normalde bunun ederi burada 90 olması lazım ama camda şu an 110 olduğu için dedim belki alırlar. Bunu da böyle attım. Şimdi yang sınırına takılıyorum. Şöyle göstereyim mesela o bunu 20 10 atmaya çalışayım. Atamıyorum. Yang sınırına takılıyorum. Pazarı fullledim. 999 10. Bon. Bir süre böyle açık bırakalım. Bir süre bakalım bunu açık bırakalım. Hemen Balcanımıya geçelim arkadaşlardan şu an çıkıyorum arkadaşlar bak Balcanımıya geçtim tarihan isim koyacağım bir süre buçarı e, geçirmeyi bir yere düşünmüyorum geçen videoda e, yorumlarda demiştim Hani isim öneriniz var mı diye Türkçe olacak şekilde bir arkadaş yazmış e, onu çok beğenmedim yazdığı için çok teşekkür ederim yani EAD var yani yanlış yaptık EAD var bende şu an bir de e, şöyle bir neç var yani hangisini koysam bilemedim şu şekil Bursa'da Emir Sultan Hazretleri var. Ki ben bu ismi de kullanıyordum 61 levelken. Allah bilemedim ne yapayım diye. Çarı erkeğe çevirsek de gider bu isim. Kadında da gider. Hani EAD de var. O da bende şu an. Vallahi açıkçası kararsız kaldım. Hani şimdi dolandırılma ihtimali olmadığı için EAD de bende olduğu için iki serverda da e, şu ismi koymayı düşünüyorum vallahi. Şimdi ben hesabı sileyim. Bu adı koydum. Buna koyayım. Arkadaşlar maalesef gene EAD'ye kaldık. <laughs> ya ufak bir hata yaptım. Bir isim denedim bak Mirka diye. Mirka benim hani nasıl diyeyim. Ee, bir hayalim vardı. Emir Kahve. Hani kafeler var ya. Kahveci adı böyle bir kahvem olursa falan diyordum adını koyarım. Kahve derken kahve tarzı. Mirka koyayım dedim. Ulan onu koydum oldu tamam dedim sileyim nasıl duracak. 24 saat bedde yeni oluşturdum. Dedim Emir Sultan'ı koyayım. Yanlışlıkla setmeyi kapattım. O da 24 saat bekle dedi. Olsun sağlık olsun. Sıkıntı yok. EAD, Tamam. Niçimiz yine aynı bizde. Şimdi açtık envanterimizi. Bir yeşimimizi kontrol edelim. Neyimiz vardı bir hatırlayalım önce. E, 7 tane çift beş büyü savunma elmasımız var. Yeşime en son geleceğim. Şöyle 6 tane STR otsal. 4 tane çift or STR. 2 tane atmalık yakutumuz var. Yeşimi geçiyorum. Şurada derece kritik blok 3 tane 10 isimimiz var. 2 tane de değişmelik var. Şunları şöyle yan yana koyalım. Safir yok. gren yok ve yeşim. Şu sonuncu hariç 2 tane çift tipi absorbemiz ve kralımız ve bu var. işte söylemeye gerek yok. Zaten videonun bir 40-50 saniye. Bakayım. Oo, 5 dakika olmuş. Videonun biraz 5 dakika öncesinde görmüştünüz. Şimdi ufaktan bir pazar bununla da ayarlayalım. Zaten burada 3 pazarımız hazır var itemlerimizi falan bir bölüştürelim bakalım. Üstümde hiç para yok. Bir 3-5 em bulayım bir yerlerden. Geliyorum. Hemen ilk can kardeşim yanına geldim. 39 level'e kasmış. Hayırlı olsun. Onun emanetlerini verelim. Ondan sonra pazarımızı kuralım. 9-10 almıştım ikisini. Kendisi şamanıma verdi. Bak mı da güle güle kullansın. ile eşyalı küpesini kalbimizde atalım. Arkadaşlar şöyle başlayalım. Atıcı ayakkabısını 115'e koydum. 88'e aldığımız. E, şu an göstereyim şöyle aşağılarda zaten yok. 125, 135, 145 derken şöyle bir ayakkabı var 145'e. E, tabii ki de tercih edilir. Benimkinin HP'si fazla. Onda ok savunması var vesaire vesaire. Kritiği de bir fazla ama benimki 30 bon daha ucuz. Bu fiyata koydum. İnşallah satılır. Kalan itemleri de hemen kurayım. pazar arasında şöyle pelerin satıyorum. 450'si bir bondan. Cebimde 3 kuruş para kalmadı. Yanlış koymuşum ya. <laughs> evet 450'si bir bondan satıyorum arkadaşlar kusura bakmasın. Şöyle 3 bonumu aldım. Sandık atacak param yok. Şimdi biraz işlerimiz var. Kalbimize atalım. Arkadaşlar şöyle 4 pazarımı da düzenledim. Birinciyle başlayalım bu arada. Arkadaşlara götürdüğümün haricinde de burada da bir tane mükemmel yeşimim varmış. Ben bu satıldı zannetmişim. Çarın üstünde kalmış. Unutmuşum pazara kurmayı. 9 bondan ametistleri koydum. Çift ve büyü savunmaları 15-75'e attım. Setter ot savları da 29-10'a attım. Bu seyrodakiler. Şöyle server'ı da açalım. Fiyo'ya geçtim. Fiyo'da da bir çift tor CTR, bir de CTR savunmam var. Gene ametistlerim var 9-10'dan. Şöyle savaşçımızda da itemleri de göstereyim. 50 s atışı 115 e attım. Şöyle 1K 10 kriti 36'ya. Bir kuşak almıştım 7 ondan. Bunu 13'e attım. Şöyle aldığım diğer bilezikleri zaten fiyatlarını da biliyorsunuz. Hiç cama bakmadan kafama göre fiyatı attım. Buna cama baktım 7 Efsun bu. 20 Won'a attım. 21-22'den 10 yarılar başlıyor ama hani emsun atıp güzel bir şey getirmek isteyen olursa. Bu 50 ST 400 ipi ok şeytanlı küpeyi 115'e attım. 9 yanga bulduğum küpeyi 8 Won'a attım. Şu ya bana göre çok güzel olan bir cennet küpe var derken çar takıldı. Onu 24'e attım. Şöyle kendi küpemi de 29 29'a attım. Yani hangisi satılırsa diğerini kullanırım. Bu satılırsa 50 50'yi kullanırım. E, ee, arkadaşlardan alıp satamadım. 20 won aldığım zırhı 38'e attım. Piyasasına bakmadım bunun. Biraz daha düşük olabilir. 33-34 olabilir. Esti kılıcımı 170'e attım ve simyalar burada. Şu premium markete 9 10 attım. Kendi tanesi 50 biraz daha az olacak şekilde. Çünkü şeyde bulmuştum biliyorsunuz. 7 tane nesne de bulmuştum. Bir ona böyle bir yelpaze almıştım. Bunu da 3'e attım. Zenleri de tanesi işte. 20'ye mi gelecek şekilde biraz pahalı atmışım bunu. 6'ya atacağım 8'e atmışım. Neyse dursun. Buradaki simyalar artı 4 olduğu için 15-75'i değil 16'ya attım. Tekrardan setro savunma. bunu artısına bakmadım. 29, 26 şifte o Değişmelik 25. Şifte TP IPA, absorbe ve Yeşimler 24 fon en ucuzu. Benimkiler artı 4, 23'ü attım. Kritik delici bloklar da artı sıfırları 15, artı 4'ü 16'ya attım. Değişmelik bir de ametistim var. Pazarların bu şekilde ama son olarak bir pazar var. İşte o pazar. Ve son pazarım. Şöyle açıyorum. Açtım. Bu ne lan? Oğlum 15 bunda ne satıldı? He 15.75'e -15 bir tane çift bec büyü savunma atmıştım. Bunda da atmıştım. O satılmış bir tane Yakut ve da da, -da <laughs> Bu yeşimi attım pazara arkadaşlar bakalım. 425'e attım. Ederi zaten bu fiyat söylemiştim alırken de. Bir dursun bakalım. Bir tane zırh var arkadaş yansıtıyor. Şu an burada yok. Belki takasta kullanırım bilmiyorum. Ama bu parayı alalım. Buna şu an çok ihtiyacım var. Hani pelerinleri o yüzden sattım. Normalde 400'e bir satmak istiyordum. E bu paraya çok ihtiyaç var. Bunu alayım. Bu dursun. Ya ben bunu takmak istiyorum. Ya gönlümde çift TP, IP, IP absorbe var ama kusursuzu çok pahalı. Mükemmel de söylemiştim zaten videonun biraz gerisinde. IP absorbesi yenilemesi bunun fazla. Rüzgarı fazla. Aradayım. Ya Yakut'um olsa şunu da yapıştırırım bak. ikisini kombin ederim ama Yakut yok. Belki bunu zırh takasında kullanırım. Şu an bilmiyorum. Şu anlık dursun. Biz devam edelim. Şamandan pelerin parasını aldım. Ona ödül olan 2 tane kalkanla kutsama atmak istiyorum. Ben bunu 7 hepsini yaptım. Valla 50 büyülü STR istiyorum. Yarıya %20-25 de patlayabilir. Deneyelim bakalım bir tane. 1-2-3-4 ah be. Sıyırdık tamam. Bir şey gelmedi. Bir tane daha deneyelim. 5. etlenen bonus da %25. Hayda. E ne yapacağız şimdi? 12 zekayı böl 4'e 3. 15 zeka oldu. Tüh be. Valla güzel de şimdi. 3 zekadan yani 50 bölü str ya da 2 yarı her türlü 3 zekadan fazla vurur. Bilemedim ama şimdilik dursun. Şöyle verelim şamanımıza. Çok değişik farklı bir item oldu. Şöyle de göstermiş olayım. 83'ten 98'e çıkıyor. 15 zeka. E, Skilllerdeki güç farkını da şu an hesaba oturmayacağım. 2034'ten 1806'ya düşüyor. Yani 118 falan bir şey yapıyor. Peki 1806'dan 10 zeka çıkarırsak kaç olur? 1653. Yani 155 değil mi? Dursun bakalım ya. Bunun bir şeyini yaparız. Ya bu en sona kalsın. Hani buna sonuçta çöp gelmedi. E, 3 zekada en kötü 25-30 büyülü setere kadar belki de ettiler. Bilemiyorum. Tüm itemler bitince buna bakarız. Evet arkadaşlar. ikinci köyümüzün sakin bir yerine geldim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Satılık 2 tane petim var. Fiyatları ikisinin de 30 won. Şöyle göstereyim. Birincisi nesi? Tip 6. 13.6 TP. 8.4 defans. Canavar, berserker, engel. Bir de Razador var 96 level. 13.3'e 8.6. Nesnesi de neredeyse dolu. Bu da tip 6. Bu da canavar berserker talim. 30 arbondan satılık arkadaşlar. Esra'dan biliyorsunuz bak canımıyor geldim. Kahraman set atmaya devam ediyorum. Soylu parça ve set de atıyorum arkadaşlar. Şimdi başlayacağım. Hatta beraber hidden'ın yüzüğü çıkarıp bir soylu parçası dönüştüreceğiz. Ee, belki çoğunuz biliyordur ama daha önce hiç yapmadık. Biz de beraber yapmış olalım. Hemen hızlıca şunları açıp bir tane hidden'ın yüzüğü istiyorum. Lütfen bir tane hidden'ın yüzüğü ver. Sadece hidden'ın yüzüğü bak metal falan istemiyorum. Evet verdi hemen. Çok güzel. Hemen kalanları da açalım. 3 tane hidden'ın yüzüğü verdi. Hemen 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 uçuyoruz. hidden'ın yüzüğüyle yeni kıtaya gidelim. Hemen üstümü temizledim. Biraz da süs taşı çıkmıştı. Biraz da nesne de vardı. Hemen ark arkada ben birikiyordu benim zihin taşlarım. Onları hızlıca dönüştürelim gelmişken. Yani, süs taşlarını yere atmak yerine. Birliktikçe böyle şeyleri dönüştürüyorum. Tamam biraz kaldı bunları atabiliriz. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar. Soylu parça dönüştürmek için şöyle açalım öncelikle. Böyle vesaire dedik. Soylu silah parçası. 10 adet şundan ister. Ve %70 şansla geçer. Üstüne de 5M para ister. Birazcık para aldım. Amacım bunu 60 yapmak. İnşallah 29 denemede yapabilirim. Fazlasını almadım. Hepsi eşit gitsin istiyorum diğer parçalar var çünkü bende 60 er tane soylu için Denemeye başlayalım bakalım 4'te 4 gidiyoruz bir tane yandı arada bir 60 olunca duracağım Şöyle hafiften de hızlanalım isterseniz 57 Eyvah Bak sakın 7'de 3 yap 58 Hadi oğlum 59 3'te 1 60 tamamdır Çok güzel hepsi de aynı şekilde zaten 10 tane veriyorsun %60 şansla bir tane oluyor Bundan da 30 tane olduğu zaman bir deneme hakkın oluyor ve deneme ihtimalin kahraman gibi değil. Deneme ihtimalini nasıl gösterebiliriz? Üstümüzde item de yok ama item olmadan gösterebiliriz. Deneme ihtimali de %20 arkadaşlar. Kahramanın 30, soylunun 20, bunun da 10. Bu zaten baya bir zor. Genelde Battle Pass'ten gelenle yapılıyor. Bayağı, ya da baya bir bırakmak gerekiyor. Hiç kolay değil. Petlerimizi depomuza koyalım. Bana oyun içinden bu nitle akşam 8.30-9'dan sonra ya da açıklamalardaki Discord adresimizden ulaşabilirsiniz. Şöyle Şaman'a BK okuyalım. Ejderha darbesi yandı. Kükreme yandı. Tılsım yandı. Bunları alırken 2.5 Won'dan e 2.5 Em'den Ejderha yardım buldum. Çok ucuza. Bunlar da şimdi 15-16'dan atayım pazara 4 tane. Arkadaşlar çok merak ettiğim bir şey var. Ona bakalım mı? Benim burada 25.000 küsür mü? Puanım vardı çiçek çocuklarda. Gitmiş mi? Aa gitmemiş lan. Gider diyenler vardı. Gider diyenlere selam olsun. Çok güzel. E 25 bin derken hani şunları dönüştürmüşüm. Unutmuşum. Gitmemiş. Baksanıza ayçiçeği filizi neredeyse 5000 tane olmuş. Yamanda <laughs> da bir bu kadar var. Bunları bir ara değerlendireceğim. Aklımda. Zaten birikiyor. Bir yere gitmiyor. Süper ya. Gidip geldik ama gitmemiş. Eldiveni de aldık. E daha ne isteyim ki? Gittik orada parşömen bulduk. Aa, şu bilgelikten bulduk. Mükemmel he. Arkadaşlar son olarak şöyle 12 tane Antika şey özür dilerim işlenmemiş Yakut. 9 tane ametisi var. Ametiste alt yapı var. Yakut'ta ender yok. Bir götürelim endere kadar bakalım. Çıkan olacak mı? Hadi bakalım. 3 tane enderim oldu. Lütfen geç. Maalesef geçmedi. Son kurşun. Yuh be. Yazıklar olsun. Yakut da çok yaktı. Hani bir tane ender bile olmadı. Bakalım ender olsun bari. Kötü oldu ya. Şu geçseydi en azından iyiydi. Baya bildiğin alt yapı, her şeyi harcadık. Bir antika olmadı. Tekrardan Balkanamun'un muhteşem kalabalığına geldik arkadaşlar. Tekrardan simya siren bitince, bitince, sadece şu üçünü uzatacağım. Çünkü buralar çok kalabalık olduğu için yani canımız bile inmiyor. Benim gibi iyi olmayan çağlarım bile ölmüyorlar yani 3 simyayla. Az daha iyi olsa simya setini bile açmazsın. Çünkü hasarın bir önemi yok. Zaten birkaç kere vuruyorsun. 35 kişi için slot ölüyor. E, bu arada bu farm yapmak isteyen varsa arkadaşlara geçebilir. Hani arkadaştakiler Oradaki arkadaşlar kızmasın ama eldiven vesaire drop ettilemediği için hırsız eldiveni nesne eldiveniyle şunla test yaptık bir arkadaşla. Daha doğrusu o yaptı. Bütün gün test yaptı işte. Bir gün full nesne eldiven olmadan hırsız eldiveni. Bir gün onunla hiçbir fark göremedi. O yüzden burada el içi kasmaya gerek yok. E, boş çağınız varsa işte kullanmadığınız sadece bu farm yapan bir çağınız varsa Arkadaşlara ya da işte dandana kanda boş bir server'a geçirirseniz daha iyi olur. Çünkü buralar çok kalabalık. Oralar 1-2 kişi en fazla 3 kişi oluyorsun bir CH'de. Burada yeri geliyor. Mesela şu an 15 gün oldu Astrabel oldu. Şöyle göstereyim. 15 günü geçti. Event bugün olsa burası 12-13 kişi olur. Her CH böyle. CH atmak da fayda etmiyor. Tavsiye ederim. Ben çarı bıraktım farma. Burada da videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah hoşunuza giden güzel bir video olmuştur. İki videodur böyle ticaret vesaire oldu çok biliyorum ama e, Birincisi ben gerçekten böyle serverlar arası ya da normal olsun Ticaretten çok keyif alıyorum Hani eğleniyorum zaten normal hayatta pek eğlenemiyoruz Bari oyunda gülelim e, O yüzden eğlendiğim şeyi de göstermek istediğim için Birazcık böyle oldu E zaten farm göstersem de çok farm olacaktı Onun dengesini yapmak biraz zor benim açımdan Çünkü biraz zamanla yarışıyorum Ama yine de inşallah sunumu beğenmişsinizdir Farm yaptığımız günlerde gelecek. Pazarları kurduk. Şimdi huzur içerisinde çarı bırakabiliriz. Bir sonraki videoda görüşürüz o zaman. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.